göremedik. O yüzden hani sizin de karakterle ilgili biraz bilgiler alabilir miyiz? Nasıl bir karakterdi? Benim şimdi işlerim vardı, onun için geç geldim de. Ben Handan'la hiç bunu konuşmadık ama ben şöyle bir şey de okudum filmde bu arada. Hep böyle yaş böyle belli bir yere geldikten sonra işte şunları kaybettik, bunları kaybettik falan diye konuşuruz biz birimiz. Yani hep başkalarını suç atarız genelde. Orayı buraya. Biz bırakıyoruz galiba bazı şeyleri. Biz bırakıyoruz yani. Yani Advia'nın bırakmıyormuş mu evet. diyorsun? Yani, ya mesela onu Cumhuriyet olarak düşünelim. Cumhuriyeti bırakıp huzur evine bırakırsan sonra da ağlarsın. Yani hayattayken kıymetini bilelim. Aslında filmin böyle de okunabilir. Yani yakınlarımızın, büyüklerimizin kıymetini hayattayken bilelim. Gerçi Sonay özür diliyor ama biraz geç kaldı yani, kalıyor filmde. Evet, ben de ağladım. Ağlamamak için tuttum kendimi ama ağladım maalesef. Yani insanın kendi oynadığı şeye ağlaması çok zordu. Ağlamak zorunda kaldım. Ağladım. Önce güldüm sonra ağladım. Ben özellikle Ebru'ya çok güldüm. Seyircinin ona çok güleceğini düşünüyorum. Çok sempatik olmuş. Ragıp'la ikisi çok komikler. Yani ben de güldüm ve ağladım diyelim. Evet, ben de hem güldüm hem ağladım. Hayat gibi yani. Yani gerçekten hayat gibi. Hem güldüm hem ağladım. Çok onur ve gurur duyulacak bir projenin içinde olmak çok keyifli bir şey. Çok keyifli bir film olmuş. Çok güzel bir film olmuş. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Çok sıcaktı, çok samimiydi. Hepimiz üzüldük. Ve ben de bu ekiple birlikte çalışmaktan dolayı çok mutluyum. Beğendin mi filmi? Beğendim aslında. Mutlu musun? Mutluyum. Sen ağladın mı hiç Barış? Ağladım. Kendini beğendin mi kendini? Evet. Tamam mı? Teşekkürler.